Arkadaşlar merhaba. Bugün biraz acı gerçekleri konuşacağız. Senden yazılımcı olmaz diye kimlere diyebiliriz? Bu konular üzerine birkaç madde çıkardım. Bu gerçekleri sizle konuşmak istedim bugün. Farklı podcastlerde aslında dağınık olarak belli konulara temas etmiştim ama bu podcastte böyle bir toplu olarak hepsini bir konuşalım istedim. Çünkü yeni gelen arkadaşlar falan da var. Acı gerçekler diyoruz. Bunlar önemli. Yani hayattaki en pahalı şey hayal kırıklığıdır belli gerçekleri bilerek bu yola girerseniz öyle başarılı olabilirsiniz. Ve bu başarı da güzel bir başarı olur. Ama hayal kırıklığı da yaşarsanız bu da çok maliyetli bir şey olur. Ya yani bu sadece işte meslek alanında değil. Hayatın her alanında birisi size umut verir. Aylarca, yıllarca sizi oyalar. Benzer şekilde yazılım dünyası da size umut verip aylarca oyalayabilir. Ama sonunda bir hayal kırıklığı yaşarsanız çok büyük bir maliyet elde etmiş olursunuz. Amacımız bu maliyetlerin önüne geçmek, daha mutlu, daha ne yaptığını bilen yazılımcılar, daha ninja kişiler ortaya çıkarabilmek. Şimdi arkadaşlar, birazdan bahsedeceğim konularda şu olacak. Hani standardın biraz üstünde, ayağa yere sağlam basan ninja ettiğimiz yazılımcılar gelişme noktasında nelerle karşılaşıyor? Aslında onlardan bahsedeceğim. Bundan istisnaları da vardır. Yani birazdan örneklerine bakacağız ama hep şunu hedefliyoruz ya, standartın üstünü insanlar olalım. Ülkemizin gelişime ihtiyacı var. Gerçekten üreten, farklı bakabilen, liderlik yapabilecek yazılımlara ihtiyacı var. Dolayısıyla bu birazdan bahsedeceklerim biraz o perspektifle şey yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. İlk maddemiz, eğer 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda bir meslek sahibi olurum düşüncen varsa senden yazılımcı olmaz. Bu çok net bir şey arkadaşlar. Birçok yerde değişik promotlar olabiliyor. ya yani işte kurslar açılıyor, ÜDEM'i dersleri satılıyor, bilmem ne dershaneleri onlar bunlar falan filan. İşte 3 ayda şunu olun, 6 ayda şunu zıplatın, bilmem ne yapın şöyle böyle. Bu meslek adam akıllı yapılabilecek kıvama gelmesi yıllar alıyor. Bu çok net bir şey. Üniversiteyi tamamen hani bitirmek de yetmez. Belli bir proje background'un, portföyün olmadan iş bulmak, mesleğe hazır olmak mümkün değil. Bugün Türkiye şartlarında, İstanbul şartlarında size rent net rakam da vereyim. 75-80 bin lira kazanan yazılımcılar var TL bazında. Bu adamlar piyasada 10 sene pişmiş adamlar arkadaşlar. Yani 10 sene boyunca çalışıyor ama çalışmak öyle standart bir çalışma da değil. Hakikaten 10 sene boyunca kendini böyle vererek, farklı şey öğrenerek, uğra kıra parçalayarak yaptığı bir eğitim sürecinden geçerek o kıvama geliyor. 10 sene sen bir devlet dairesine takılıp da yine 10 senelik developer'ım diyebilirsin. Ya da özel sektörde farklı challenge projelerde kendini hırpalaya hırpalaya da 10 senelik developer olabilirsin. Bir tarafta 20-25 bin lirayla yine takılırsın. Öte tarafta 75-80 bin lirayı zorlayabilirsin. Haliyle bu eğitim sürecini kafanızda iyi canlandırın. 3 aylık, 6 aylık hatta bir senelik bir mevzu bile değil bu. Bazı arkadaşlarım bana söylüyor 6 ay işte kapansam eve, gece gündüz çalışsam iş bulacak kıvama gelir miyim? Hayır. Çok net bir şekilde söylüyorum. Bu iş öyle bir konu değil. Yıllar alacak, projeler yapacaksın, başvurular yapacaksın, redler yiyeceksin, bir daha deneyeceksin, farklı networklere gideceksin, bir daha bir daha bir daha bir daha farklı insanlar falan filan derken bir yerden başlayıp yola devam edeceksin. 3 aylık bir mevzu değil kesinlikle. İkinci maddemiz düzenli bir iş arıyorsanız arkadaşlar sizden yazılımcı yine olmaz. Biz düzenli çalışmıyoruz genelde. Yine bu ninja kafadan bahsediyorum. Yeri geliyor geceleri bu yıltlar yapıyoruz, deployment'lar yapıyoruz. Yani production'a şey atıyoruz, yazılım atıyoruz. Yeri geliyor hafta sonu çalışıyoruz. Eğer hayalinde 8-5 böyle standart bir iş, tatilleri belli olan böyle bıdı bıdı memuru bir iş varsa arkadaşım yine yanlış adreslesin. Senden yazılımcı olmaz. Bunun istisnaları vardır. Bazı şirketler ya da işte devlet kurumları çok standarda yakın çalışıyorlar. Hakikaten tatilin belli. 8-5 çalışıyorsun, 9-6 çalışıyorsun neyse. Ama ben genelinden bahsediyorum. Bu sadece ülkemize de has değil. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Yazılım sektöründe özellikle çok böyle corporate kurumsal olmayan yerler, startuplar vesaireler çok dinamik yerlerdir. Hakikaten zamanından verirsin. böyle bir düzeniş şey yapamazsın. Yani mental olarak da bu böyle bir şey. Herkesin her günü aynı modda olmuyor. Bazen mesela sabah kalkıyorsun çok böyle hani modun olmuyor. Biraz hafif ağırdan alıyorsun. Diyorsun işte akşam da o biraz sarkıyor haliyle. Vicdanen o günü toparlamak için. E, haliyle bu öyle bir şey yok yani standart bir düzen tertip yok. Bu konuyu çok uzatmayacağım. Şöyle bir örnek de vereyim. E, bir e, işte araba fabrikasında her gün çıkacak araba sayısı bellidir. 100 tane araba çıkar, değil mi? Orada işte üretim bandında torpidoları monte eden adam her gün 100 tane torpido monte eder. Adamın işi budur abi. Tamam mı? Saat 6'da 100. torpidoyu monte mi? Dükkanı kapatır, çıkar gider. Ama biz de böyle değil. Sürekli bir bilinmezlik içindeyiz. Bundan da birazdan bahsedeceğim. Öfke kontrolü konusu var arkadaşlar. Eğer öfke kontrolü konusunda probleminiz varsa, bu doğuştan da olabilir ya da sonradan yaşadıklarınız sizi bu durumlara getirmiş olabilir. Bu meslek size pek uygun değil. Hakikaten yeri geldiği zaman öfkenizi zorlayacak çok fazla durumla karşılaşabiliyorsunuz ve bunun şöyle bir dezavantajı var. Bu öfke durumunda alacağınız aksiyonlar çok büyük yıkımlara sebep olabilir. Şöyle bir örnek verelim. Bir inşaat mühendisi olsa, bir gökdelen inşaatında diyelim, adam top engineer. Bu adam bu projeye kızsa, tamam mı? Gidip altına bir dinamit koyup bu gökdeleni patlatmaz. Değil mi? Yazılım sektöründe ise böyle bir öfke kontrolü problemi yaşayan bir kişi zaten muhtemelen lead olamazdı, o dönemlere gelemez. Öyle geldiğini varsayalım bir tek tuşla bütün projeyi arkadaşlar şey yapabilir berbat edebilir yani tek tuşla işte veri tabanını uçurabilir ya da farklı zararlar verebilir bu bu kadar kolay bir şey bizim sektörümüzde haliyle öfke kontrolüyle ilgili sorunlarınız varsa onu aşmaya çalışın ya da bir şekilde bu meslekle çok şey gitmeyin. Bununla birlikte stres konusu da var. Bizi birçok insan şey zannediyor. İşte elinde bir laptop tıkı tıkı yazıyor yazıyor bankaya paralar yatıyor. Hayır arkadaşlar hakikaten çok stresli işler yapabiliyoruz bu işte. yapacağınız bir hatalı işte ödeme adımındaki bir exception'dır vesairedir. Şirketin down olmasına, saatlerce milyonlar kaybetmesine vesairelere sebep olabiliyor. Bir hastane sisteminde düşünün yapacağınız bir hata, oradaki bir kuyruk sistemini yazdınız. Binlerce insanın kuyruklarda yani, zebil olmasına sebep olabiliyor. Hani devlet dairelerine gittiğiniz zaman böyle o hani iğrenç şey teyzeler var ya, sistem yok diye böyle iğrenç bir ses tonuyla konuşan teyzeler. Şimdi o teyzelerin o sistem yokundaki sistem yoka sebep oluyorsanız çok büyük vebal alıyorsunuz falan filan. Omuzlarda ciddi bir yük var. Bunun farkında olun. Şimdi bir diğer maddemiz bilinmezlikler konusu. Az önceki verdiğim araba örneğinde olduğu gibi biraz böyle sınırları çok çizilmemiş bir dünyada yaşıyoruz. Bu proje planlamada bu şekilde. Yani bir iş anahtar teslim 6 ayda küt diye biter diye kolay kolay söz veremiyoruz. Söz versek de o sözün içini işte doldurabilmek için geri geldiği zaman mesailer yapıyoruz, öyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Tam bir şey yok yani. Normal şartlarda yine aynı örnekler yapacağım ama 10 e, katlı bir binanın kaç günde biteceği çok nettir. En fazla bir gün oynar, iki gün oynar. Değil mi? Daha önce 10 katlı binayı 10 defa yapmış bir adam bunun az buçuk kaç günde biteceğini bilir. Ama yazılımda böyle olmuyor. Her müşterinin farklı istekleri, farklı teknolojik gereksinimler onlar bunlar derken işte biz biraz ecail çalışarak bunları farklı yerlere getirmeye çalışıyoruz ama... ...bu bilinmezlikler havuzunda yüzebilecek karakterde olduğunuzdan da emin olun arkadaşlar. Eğer gelecek kaygısı çok fazla yaşıyorsan senden yine yazılımcı olmaz. Eğer garanti iş arıyorsan yine senden yazılımcı olmaz. Eğer işte standart her gün yaptığım iş belli olsun... Kendimi çok yetiştirmek istemiyorum vesaire gibi bakış açılarım varsa yine senden yazılımcı olmaz. Ee, biz arkadaşlar çok net söyleyeyim büyük bir mücadelenin içinde bir sektördeyiz. Dışarıdan böyle gözükmüyor ama hakikaten sektörde elenenler oluyor. Ya da sivrilenler, köşeye dönenler çok oluyor. Bu mücadele ortamına biraz ayak uydurmanız lazım yani. Garanti iş arıyorsan çok net söylüyorum bak meslek edinmeye bak. Mesela bir oto tamircisi olduğun zaman bugün iş bulamama şansın yok. Bir berber ol. Çok net. Berber çıraklığından, kalfalıktan gir. Berber ol. Parke döşeyen bir adam ol. Kesinlikle iş bulursun. Boya yapan bir adam ol. İş bulursun. şey mi geliyor? Doktor ol. Tıp, tıpa git vesaireye git. Böyle böyle. Yani değişik birçok meslek var. Sana meslek garantisi, çalışma garantisi verebilecek şeyler. Bu bizim alan böyle bir alan değil. Ee, hani 10-15 sene önce de bu kadar değildi. Şimdi daha da artık imkanlar artınca arz talep dengeleri çok başka boyutlara geldi. Garanti iş yok burada. Yani Ege Üniversitesi'ni bitirmiş de olsan bilgisayar mühendisliğini bitirdiğini varsayalım düzgün bir yerde staj yap yapmadıysan işte projelerin lay, lay lom şeylerse bir bitirme projesi adam akıllı yapmadıysan yine şansın yok. Bunlar acı gerçekler ve son maddemiz aslında şu, bir maddemiz daha var ama önce bundan da bahsedeyim. İnsanlardan kaçan bir karakterin varsa bu yazılım işi yine sana göre değil dostum. Birçok arkadaşım biraz bunu böyle zannediyor. Ben biraz asosyal bir tipim, bilgisayarla uğraşıyorum. İşte yazılım işi bana uygun gibi falan diyorlar ama bu da böyle değil. Yani çok net söyleyebilirim sana eğer başarılı bir adam olacaksan, ortamın üzerinde bir adam olmak istiyorsan, çok fazla insanla muhatap olman gerekiyor. Ve o insanları doğru algılamak için ilave bir kafanın olması gerekiyor. Çok net konuşayım sana. İşin yönetim kademesine geldiğin zaman ya da bir startupla bir şeyler insanlar için bir şey üretmek istediğin zaman insanla iletişim çok hat safhaya geliyor. Dolayısıyla insandan kaçan bir karakteriniz varsa yine başka meslek seçin. Sizden yazılımcı olmaz. Mesela bir temizlik işi falan yapın. Ya da ne bileyim başka işler. Yani doğrudan insanla hiç muhatap olmadığın tonla iş var yani. Ee, son maddemiz arkadaşlar eğer çok para kazanmak istiyorsanız burada bir soru işareti. Bunu özellikle sona bıraktım. Ee, direkt bu alanda çok para var diye işe girerseniz e, şansınız yok. Yani hiç mesleği icra bile edemeyeceksiniz muhtemelen. Çünkü öyle para için yapılabilecek bir şey değil. Daha önce bir podcast'te bahsetmiştim kısaca. Ee, Mesela Amerika'da tır şoför olun arkadaşlar. Ayda şöyle diyeyim. Yılda kenara 100 bin dolar çok rahat net atabiliyorsunuz. Masraflarına ilave olarak. Para için yapılacak işler böyle işler olabilir. Yani para için yazılım dünyasına girmeyin. Ama yazılım dünyasında şöyle bir realite var. Tutkuyla yapıyorsan, ayakta sürekli kalabiliyorsan, birazcık sosyal tarafında varsa bir girişimle milyon dolarları çok rahat elde edebiliyorsun. Çok rahat kelimesinin burada altını çiziyorum. Çok rahat değil ama çok rahat. Bu ne demek? Standart bir endüstri, bir kimya endüstrisini düşün ya da bir enerji endüstrisini düşün, bir otomotiv endüstrisini düşün. İşte milyon dolarlık ciro yapmak için çok büyük yatırımlar yapman gerekirken burada öyle değil. Sizden 3 tane arkadaş bir masaya oturup bir proje çıkartıp doğru yatırımcıları, doğru kişileri kovalayıp doğru adımları attığınızda bu hemen bir işte 30-40 milyon dolarlık iş olu verebiliyor çok kısa zamanda. Yani 4-5 sene içerisinde. Bu tip bir esneklik, bu tip bir imkan da başka hiçbir sektörde yok. Bunu özellikle sona bıraktım. Belki bizim işin en güzel tarafı da bu. Yani herkes tabii şimdi para mevzusu çok hassas bir nokta ama Parayla birçok şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Parayla illa yat katalım vesaire demiyorum. İstihdam sağlayabilirsiniz, hayır yapabilirsiniz, öyle yapabilirsiniz, böyle yapabilirsiniz. Daha refah içerisinde bir hayat sağlayabilirsiniz kendinize. Ya da ülkenize çok şey katabilirsiniz yani. Bugün Türkiye'den bir yazılım ihraç ettiğiniz zaman o ülkenize gelen döviz bile bir şeydir yani. Ülkenize kattığınız bir şeydir. Böyle böyle bir sürü örnek var. Ve e, bunu dünyada yapabileceğiniz belki de en kolay endüstri yazılım endüstrisi. Bunun farkında olun. Bu az önce yazdığım şeyler, söylediğim, konuştuğum şeyler gözünüzü korkutmasın. Gerçekleri bilin. Gerçeklerle bütünleşin. Size bir oturma varsa yani bu ben bunun altından kalkabilirim diyorsan bu saydığım bütün maddelere rağmen evet sende bir ışık var. Gerçekten belki 10 sene sonra o 30 milyon dolarlık yatırımı alan adam sen de olabilirsin. O kadar da e, hani gerçeğe yakın bir durum bu. Bunun da farkında olun arkadaşlar. Ümitsizlik, umutsuzluk vesaire gibi şeylerden komple zaten arının çalışmadan olmuyor. Çalıştıktan sonra da hiçbir şey imkansız değil. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere.